İkşenç programına hoş geldiniz. Ben Guy Sean. Sizin için iş dünyasının en önemli haberleri ve röportajlarını hazırladım. İngiltere, İtalya ile birlikte 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken iş dünyası liderlerine önemli bir uyarıda bulunuldu. Artık daha fazla bekleyemeyiz. COP26'nın ana ortaklarından biri olan teknoloji devi Hitachi'nin Avrupa sorumlusu ve çevre direktörü bizimle beraber olacak. Birleşik Krallık'ta yapılacak COP26 zirvesi, Paris Anlaşması ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi Sözleşmesi'nin koyduğu hedeflere ulaşılmasını hızlandırmayı ve bu alanda mesafe kat etmeyi hedefliyor. Bu hedefler arasında 2050 yılına kadar net emisyonu sıfıra indirmek ve küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altına tutmak var. COP26 ayrıca topluluklar ve doğal yaşam alanları için koruma sağlamayı umuyor. İklim finansmanında yılda en az 100 milyar dolar harcanması bekleniyor. Bu hedefleri gerçekleştirmek için de ülkeler birlikte çalışma taahhüdünde bulundu. Şimdi de COP26'nın ana ortaklarından biri olan teknoloji devi Hitachi'nin Avrupa sorumlusu ve çevre direktörü Alistair Dormer bize katılıyor. Hitachi, dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Sadece son çeyrekte cirosu 21 milyar doları aştı. Alistair, Hitachi temsilcisi olarak COP26'da olmak sizin için neden bu kadar önemli? Bu zirve öncelikle hükümetler arasında bir müzakere imkanı. COP26'da lider bir endüstri veya şirket olarak paydaşlarla etkileşimde bulunmak ve onlara Hitachi'nin yeteneklerini tanıtmak ve önemli karar vericilerle çalışmak bana göre çok önemli. Çünkü endüstride, enerjide, mobilitede ve dijitalde sahip olduğumuz tüm farklı teknolojiler hakkında bilgi verme konusunda pek iyi olmadığımızı düşünüyorum. Bu zirve hepimizin ihtiyaç duyduğu iklim dönüşümünü hızlandırmaya çalışmak için aslında harika bir fırsat. Sizin gibi iş dünyası liderleri çok büyük bir baskı altında. İklim eylemi söz konusu olduğunda sizi daha hızlı ve daha cüretkar olmaya iten bir baskı var. Zaten çalışmaların yapıldığını biliyorum. Ancak COP26'dan ne bekliyorsunuz? Hep birlikte çalışabilmemiz ve bu hedefe ulaşabilmemiz için endüstriyi gerçekten meşgul eden biraz daha ayrıntı, somut hedefler, adımlar ve katalizörler görmeyi gerçekten çok isterim. Bize katıldığınız için teşekkürler Alistair. Büyük şirketleri dinledik. Şimdi COP26'ya katılan başka bir lideri dinleyelim. Hayırsever ve aktivist Bertrand Piccard bizimle beraber. Bertrand, liderlerin birlikte çözmeye çalıştığı bu sorunlara yabancı değilsiniz. Glasgow'a gelenlere ne tavsiye edersiniz? Ne kadar çok ulusal katkı olursa, bu yönde ne kadar çok eylem gerçekleştirilirse, ülkeler ekonomilerinin o kadar karlı olacağını anlamalı. Geçmişte olduğu gibi kalırsak bu bir başarısızlık olur. Her ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele eden ve çevreyi korumaktan elde edebileceği faydaları gösterebilirsek, COP26 büyük bir başarı olabilir. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. COP26'ya giden yolun haritası çoktan çizildi. Ancak bu zirvenin sonunda iklim değişikliğinin sınırlarını zorlayan somut eylemlere yol açması için güçlü bir baskı var. Şimdi Glasgow'da olan Victoria Smith ile konuşacağız. Victoria, iklim kriziyle mücadelenin odak noktasındasın. Artık siyasi liderlerin nihayet fikirleri pratiğe dökecekleri yıla mı giriyoruz? Evet Guy, arkamdaki bu binada iklim değişikliğiyle mücadele için 190 dünya lideri toplanacak. COP26'nın başkanı Alak Sharma, bu zirvenin belirleyici olması gerektiğini söyledi. Ona göre, gelecek nesillerin geriye hayranlıkla mı yoksa umutsuzlukla mı bakacağı tamamen bizim bugün yapacaklarımıza bağlı. Müzakereler bir yıllık iklim felaketlerini takip ediyor. Birleşik Krallık'ta ulaşım sektörü diğer tüm sektörlerden daha fazla sera gazı yayıyor. Ve COP26'nın ana taahhütlerinden biri elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak. Glasgow'daki elektrikli araba şarj istasyonları şehrin sokak ışıklarından gelen enerjiyi kullanıyor. COP26'nın bir diğer taahhüdü de işletmeleri daha çevreci hale getirmek. Glasgow'daki bir güzellik salonu kendi ürünleri için bir geri dönüşüm sistemi geliştirdi. Bence güzellik endüstrisinde oldukça yalnızız. Ancak diğer şirketlerin zemin kazandığı kesin. Mesela müşterilerimizden biri, dünyanın en büyük kişisel bakım şirketlerinden biri olan Unilever. Ve bizim geri dönüşüm sistemimizi kullanıyorlar. Çevreci gruplar yeterince baskı yapılmadığını savunuyor. Dünyanın Dostları adlı aktivist grup, fosil yakıtları aşamalı olarak kaldırılmasının yeni iş fırsatları sağlayacağını söylüyor.
Araştırmamız yeşil endüstrilerde şu anda petrol ve gazda olandan 3 kat daha fazla iş imkanı olduğunu söylüyor. Ama artık düşünme zamanı bitti. Bilim insanları iklim krizini ancak şimdi faaliyete geçilirse felaketin önlenebileceğini söylüyor. COVID-26 zirvesi bu sözleri eyleme dönüştürmek zorunda. Protestoları gördükten sonra şimdi de iş liderlerine daha hızlı hareket etmeleri için baskı yapan insanları dinleyelim. Jonah Kalegren'i dinlemek için Berlin'e bağlanıyoruz. İklim değişikliği konusu burada Almanya'da da çok büyük bir tartışma konusu. Özellikle de yıkıcı yaz sellerinden sonra. Berlin'de ve Almanya genelinde çoğunlukla genç iklim aktivistlerinden oluşan kitlenin sokaklara döküldüğünü görüyoruz. Bu genç aktivistlerden bazılarıyla konuşma fırsatım oldu ve onlara, bir şirket yöneticisiyle görüşme şansınız olsaydı, onlara ne demek isterdiniz diye sordum. İklimi korumak ekonomik açıdan mantıklı. Mesajım bu olurdu. Büyük kararlar alan CEO'ların şimdi çevremizi karbondan arındırmalarını bekliyorum. Şimdi değişiklik yapmak için her fırsatımız var ve bu değişiklikler herkesin yararına olacak. Guy, duyduğumuz mesaj oldukça açık. Şimdi harekete geçin. Mümkün olan en kısa sürede harekete geçin. Bu iklim felaketini durdurmak hepimizin çıkarına diyorlar. Çevre aktivistleri yeni çözümler için giderek yeni nesillere yöneliyor. Gençlerin düşündüklerinden daha güçlü olduklarını belirten 94 yaşındaki iklim girişimcisi Descartes ve okullarda çocukların iklimle mücadelede yaratıcı olmalarına yardımcı olan bir proje liderlik eden Kaiser Shift şarkıcısı Ricky Wilson ile görüştük. Çocuklarla çalıştık ve gelecek için çok fazla umut olduğunu anladık. Çünkü felaket olan ve değişmemiz için bizi korkutmaya çalışan birçok program görüyoruz. Ancak değişiklik aslında kendimizden gelecek. Bunu anlayacağız. İnsanlar aslında kalksa, bu konuda dirençli olsa tüm gücü eline geçirecek. Bu dünyayı koruma ve geliştirme sorumluluğumuz var. En azından miras aldığımız harika bir dünyanın mirasını yeni nesillere aktarma sorumluluğumuz var. Bir nesilden diğerine umut verici bir eylem çağrısı. Ve programın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Diğer haberlerimiz için euronews.com'a göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın.